Herkese merhabalar da arkadaşlar. Gerçekten motor kullanmak için çok güzel bir gün. Hani normalde buralarda çok rüzgar olurdu. Bugün rüzgar da yok. Enfes bir şekilde gidiyoruz. Bayağı çeşit motorumuz var şu anda. Yani şöyle bir sayacak olursak Goldwing'imiz var, Africa Twin var. Ondan sonra işte Forza 250'miz var, X-Max 400'ümüz var, XADV'miz var, 2021 NC750X'imiz var, 2018 NC750X'imiz var, bir tane de Forza 300'ümüz var, Tracer 900'ümüz de var. Sanıyorum unutmadım. Böyle bir çeşit olarak gidiyoruz yani. Her telden, her renkten motorumuz var. Çok keyifli bir sürüş oluyor. Yani maksadımız tamamen bugün zaten böyle bir gezmek, gidip işte bir şey yemek. Daha önce biliyorsunuz Seyret'e falan çok gittik. Yine gidiyoruz oraya. Çünkü herkes de merak ediyor o yolları. Özellikle şimdi yine dağ yolundan gideceğiz. Ve Seyret'te yemeği de daha önce yememiş arkadaşlar var. Herkes de arzu ettiği için orayı tercih ettik tekrar. Bu şekilde gidiyoruz. Bakalım. Tekrar görüşürüz. Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine hepimizin çok sevdiği, sık sık gittiğimiz Seyret'e gidiyoruz. Ama Kenan'ın da dediği gibi ekibimiz oldukça renkli bir ekip. Bakalım nasıl gelişecek olaylar. Herkes bir görelim. Şimdi motor çok olunca Allah'tan artçımız Tuğhan abi, o bu işin profesörü. Evet. Şurada yağ var gibi bir şey var. Dikkat. Hava şahane ya. Ya yazın bile bu kadar güzel bir havada gelmedik yani. Hep rüzgarlıydı, evet. Her gelişimiz. Ağaçlar sararmış, kızarmış. Artık buraya navigasyona ihtiyaç duymadan gelebiliyoruz. Evet. Ankaralı motorcular bu yolu muhakkak yapın derim. Evet. Burayı kullanabilirler. Gerçekten çok güzel yol. Evet, köpek kardeş. Çeki bakalım. Ha, şurada duralım ya. Şurada. Duralım mı? Dur dur. Ben şöyle ilerleyeyim. Oo, şey de gözüküyor. Abi şu görüntüyü çekmen lazım. Bakar mısın güzelliğe ya? Nasıl zorlamıyor değil mi yol? Yok abi, iyi. Gayet iyi. Yol iyi. Evet, sıkıntı yok. Yanında böyle bisküvi falan gibi bir şey olan var mı? Yanında bisküvi, atıştırmalık bir şey olan var mı? Sakız mi? Bile olur. Ha. Şekerin mi? Şu benim çantada kahvedin yazın çikolatası var. Ha? Süper. Var var. Dur, inşallah. Genelde atıyorum çantaya da. Boşaltmadım. Hadi, hadi. Düzeltelim durumu, ondan sonra yürüyelim. Dedim ki yani bir şey. Selamun aleyküm. Çok güzel bir manzarada durduk. Kendimizi, evet, çok mutlu hissediyoruz. Kandırıldık. Arkadaşlar, asfalt yol gibi. Yok mu? Adrenalin şey. Arkadaşlar, yanında atıştırmalık, ağza atacak bir şey olan var mı? Sakız bile olur. Çikolata olur, sakız olur. Yok galiba ya. Ben bir kurcalı ama bende de yok bir şey ya. Bakalım bakalım.
Su falan olur mu? Su değil de şöyle sakız, yemek, yiyecek, bisküvi, çikolata. Hiç öyle bir şey de yok ya. Hiç taşımam da yanımda. Bisküvit, misküvit. Sakız falan olsa o da olur da. Bir şey fark etmedi şimdi. Zaten ne kadar yolumuz. Çok bir şey kalmadı canım. Neden mi bulandı? Abi sen kendini iyi hissedene kadar buradayız. Yok iyiyim iyiyim. Yok yok. Şimdi yok. Sağlık en önemli bir şey. Yaşasın. Abi demokrasi de çareler. Ne verdi ki? Ne verdi? İyi. Çok güzel. <yani. gülüyor> Çok güzel. İnanılmaz güzel. Hayatımda yediğim en güzel. Bahçelerine dalalım onların. Neredeymiş? Sen uzun. Tugi. Bence bir iki dakika daha bekleyin. Yok şimdi yolda zaten kendime gelirim ama yine de bir şey görürsem yolda dururum. İşaret et, korna çal. Tamam. Biz zaten hep ben Tuğhan'ı görmeye çalışıyorum yani. Tuğhan'ı gördüğüm zaman devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Bir tane Forza 250'miz var. Gidiyoruz. Bir Afrika Twin'imiz var. Geçiyoruz. Bir tane Forza 300'ümüz var. Bir tane 2021 NC750X DCT'miz var. Bir tane 2018 NC750X DCT'miz var. Bir tane Tracer 900'ümüz var. Bir tane XADV'miz var. Bir tane XMAX 400'ümüz var. Ve bir tane Goldwing'imiz var. Hadi bakalım. Evet. Tekrar yola küçük bir moladan sonra devam ediyoruz. Manzara molası. Şimdi az önce bir mola verdik arkadaşlar. O molada grubumuzdaki bir arkadaşımızın şekeri düştü. Ondan sonra böyle bir durumda da şekeri dengeleyecek küçük böyle bir sakız, kesme şekeri. Ya ne bileyim böyle bir kraker falan gibi bir şeye ihtiyaç oluyor onun dengelenmesi için. Ne yazık ki 9 motorcunun hiçbirinde hiçbir şey çıkmadı. Neyse ki yoldan geçen bir aracı durdurdum ben. 3 tane çok sevimli buralarda herhalde çiftlikleri, bahçeleri var. Hanımefendi vardı. Onlara sorduk var mı böyle bir şey yanınızda diye. Hanımefendilerden bir tanesinin de böyle şekeri düşermiş, yanına üzüm almış. Birkaç tane ne olur ne olmaz diye onları bize verdiler sağ olsunlar. Bizim de ekibimizdeki arkadaşımız üzümleri yiyip şekerini dengeledi. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Demek ki her türlü tedbiri almak lazım. Her motorlarda zaman, bir şey bulunması tabii, lazım. Tabii canım. Piskevit, meskevit. Tapkeyse. Ya bak 9 motoruz. Hiçbirimizden hiçbir şey sakız bile çıkmadı yani. Çok acayip bir durum. Tuğhan abi zorlanıyor mu ki buralarda ya? Ya birazcık ya beni buralara soktunuz ya filan dedi gerçi ama evet. Yavaş gitti abi. Buzağlar. Buzağlar var önümüzde dikkat edin gelince. Zaten şurada şimdi güzel asfalt gelecek birazdan. Şuraya çıkınca asfalt başlıyordu sanki dönünce bir yere. Sanki. Tüküriyle geçince. Nedir durum? Yavaş biraz yavaş. Ağır geliyor arka taraf. Araba geliyor, dikkat.
şurada başlıyor işte asfalt. Galiba. Evet. Biraz daha iyileşiyor gibi. Aha. Domuz. Domuz. Domuza bak. Domuz vurmuşlar. Büyük, bayağı da büyük ha. Bayağı da büyük. Evet. Köpek de başında bekliyor. Şuradan sonra evet, yer şurada başlıyor. Daha, evet. Yine yavaş gitsen abi. Yok, yavaş gidiyorum. Ayfidan Butik Otel. Bir yavaşla abi, Tugi'yi de görelim. Viraja girmeden önce gör. Sarı lamba tamam. Geliyor. Tamam. Çok iyi gözüküyor ya, sarı evet. Lambaları var ya. Bilet yürüyüş yapıyor. Bahçe Münüs denilen ailesi evleri. Ya bu tarafa gelince bile insanın gönlü, gözü, gönlü açılıyor evet, derler ya, evet, öyle oluyor evet, valla. Evet, evet. Bu arada yaklaşık benzin aldıktan sonra 90 kilometre olmuş, 3,5 litre ortalama. Araba var, dikkat, tam dönüşte. Mangal kokularına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hafiften acıkmaya başladık değil mi? Evet. Ben kahvaltıda etmedim ki. Evet. Kuş gözlemciliği yapıyorlar. Bak bir şeyler uçuyor. Evet, şimdi virajlara geldik. İniş virajları. ATV'ler. Çok keyifli bir iniş burası ya. Evet. Tam dönüş. Mangallar geldi, kokular. Ya Kenan, vallahi film adamsın. İşte beklediğim koku. Tam dönüş. Araba var. Gözüküyor mu herkes? Gözüküyor. Tugi'yi göremiyorum tabii, yani ben bakarken evet, şey oluyor çünkü arada. Şey oluyor. Ağaç geliyor bilmem ne için. Oluyor da geldik artık zaten. Şuraya mı girsek ki bak hepimiz? Gölgeye, şuraya. Şöyle girelim abi, şöyle. Gel gel. İyi iyi, güzel, orası güzel. Evet beyler, yolun son kısmı için ne düşünüyorsunuz? İşte ya orası. Evet. Aslında biz sizi kollayarak gittik. Birazcık daha şöyle açıp şöyle yata yata, ama araba da geliyordu. Böylesi daha iyi oldu. Nasıl hocam, beğendin mi yolu? Çok güzel.
hadi duralım. Durun. Ay hava çok güzel ya. Ama şu süper ya. Çok güzel. Tabii bu ikimizin de. Getir abicim sen buraya. Burada boşluk çok. Ya şundan bir tane daha. Oraya. Oraya 4 kişi. Orası orası. Dikleştirin beyler. Şu abi şundan bir patlatabilir miyiz? Patlat. Çatalla falan patlat. Alın abicim. Şöyle. Evet beyler gazanınız mübarek olsun. Arda kendine geldi mi? Geliyor ama yok böyle bir şey. Yok. Sıfırdan pilot yapmaya başladı. Buharlar çıkıyor mu? Çıkıyor. Döküm. Döküm ama tabağa çekmeyeceksiniz, döküme gelecek. Ben de hepimiz döküme gelecek. Bunlar benim çocuklar. Öyle mi? Valla zero içiyor. İnsanlaşırsın değil mi? Bak karnım doyunca perdelerimi indiriyorum, normal bir insan durumuna geliyorum. Bir Double space. Canım, benim yediğim yemeğimi çekmezsen sevinirim. Ah, zaten açım. Nerede benim taçım? Görüyorsunuz bu tür yemekler şöyle yeniyor. Şöyle yeniyor. Tüm bu şeyler. Evet. Dostlar. yedik ve de yedik. Rehavet çöktü üstümüze. Şimdi dönüş yoluna geçtik. Hava şu anda motorlar gölgede duruyordu. 25 derece gösteriyor gölgede durduğu halde. Harika limonata gibi bir hava var. Şimdi yavaş yavaş bu sefer de Kızılcahamam'ın içinden ineceğiz. Eski İstanbul yolu dediğimiz E5 yoluna çıkacağız. Ama oraya çıkmadan önce burada bir yere daha uğrayacağız. Şimdi anlamlı bir vazife yapacağız. Vatani görevini yaparken şehit olan arkadaşların onlar ki ağaçta yaprak kadar çokturlar. Mekanları cennet olsun. Gerçekten de çok etkileyici bir durum. Bayağı kaç tane çocuk var baksana. Evet. Yazdan bir gün abi şu an, havaya baksana. Çok sıcak. Şimdi rodaja bir 100 kilometre daha ekliyoruz hocam. Yakışır. Az kaldı.
Evet, yürü. Güzel insanlarla güzel bir gün, güzel bir gezi geçirdik. Çok keyif aldık. Umarım izlerken sizler de aynı keyfi alırsınız. Lütfen bizleri takip etmeyi bırakmayın. Abone değilseniz özenle, önemle rica ediyorum. Abone ol butonuna basın. Çünkü izlenme oranlarımız yüksek fakat abone sayımız düşük kalıyor hala. Aynı zamanda motochat.tv'den, Instagram adresimizden ve Ankara Motorcuları Facebook grubumuzdan da bizleri takip edebilirsiniz. Haberleşebiliriz o kanallarda. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. En kısa zamanda yeni bir video ile karşınızda olmayı çok arzu ediyoruz. Kısa zamanda görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet arkadaşlar, herkese teşekkür ediyoruz. Turan abinin söylediklerini tekrar etmeme gerek yok. İyi seyirler, hoşça kalın diyorum ben de. Evet, şimdi viraj zamanı. Kızılcahamam virajlarında biraz viraj yapalım ha.